Hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yakşı güzel. Abi ben niye yapayım? Ha? Benimki pişmaniye. Evet, Alişan'la Hayata Gülümse izleyicileri, Erzurum'dayız ve Erzurum deyince akla gelen ilk şey, herkes biliyor ki cağ kebabı ve şu anda Erzurum'da ustaların yanındayız. Selami Usta cağ kebabını şişe dize dursun. Alişan da bu lezzetin inceliklerini Muammer Usta'dan öğreniyor. Önce bir senden cağ kebabını bir öğrenelim. Cağ kebabı nedir? Cağ kebabı Erzurum'un has yöresel bir ürün. Bunlar yıllar önce Erzurum'da sadece köylerde yapılırmış. Yani köyler ahbaplık yaparken böyle toplanırlarmış. Köyde koyun kuzu keserlermiş. Böyle işte ahbaplık, böyle mangal gibi düşünün. O zaman odun şişlere takarlarmış. Sonra şehire gelmiş, ticarileşmiş. Cağ dediğimiz o şişler onlara takılmış. Bu sadece koyundan, kuzudan olur, oğlaktan olur. Yani sadece küçükbaş hayvandan yapılıyor bu. Ama dönerin içinde sığır eti var. Veya başka etlerden de oluyor. Sade bu kuzu. Efendim et önce kesiliyor, dinleniyor. Dinlendikten sonra ayıklanıyor sinirler. Özel bir terbiye şekli var mı? Tabii ayıklanıyor. Bu mesela bu et 4 gün önce terbiye edilmiş. 4 günde marinesinde bekliyor. Ondan sonra şişe takıp odun ateşinde pişiriyoruz. Bunun içinde terbiyesinde reyhan var, karabiber var, baharat var, soğan var. Yani tabii ki marinesi var, yoğurt var içerisinde. Yine hayvandan olanlar var ama. Yani soğan hariç işte yine süt, yoğurt neyse hepsi hayvanın şeyi. Cağ kebabın lezzetli olması, özellikli olması, bir cağ kebap kestiğin zaman bir şişin içerisine işte şu kolu, budu, antikotu, pirzolası hepsi bir cağın içerisinde toplanıyor. Yani çok iyi bir buluş. Yani işte bir hayvanda lezzetli ne varsa hepsi orada. Günde kaç tane budu yapıyorsun Selam abi? 3-5 o arada gidiyor yani. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 30 falan. 30 yıldır. Evet. Evet, cağ kebabımızı yaptık. Ellerinize sağlık ustam. Şimdi cağ kebabından sonra Erzurum'un yine bütün dünyaya tanıttığı, hatta Muammer abinin diyeyim sofralarımıza kazandırdığı bu kadayıf dolmasını birazdan yapacağız. Eskiden Ramazan ayında yapılan bir tatlıydı. Sadece Ramazan'da? Tabii, her evde yapılırdı. Ramazan bitti mi biterdi. Biz bunu ev mutfağından çıkarttık, şeklini, şerbetini değiştirdik. Şu an 365 gün yapıyoruz Alişan Bey. Sizin evde yenge mi yapıyor? Bizim evde evet hanım yapıyor. Ustalar da burada, genç ustalarımız Ömer evet. Usta. Şimdi genç ustalarımız dediğim bizim 20 senelik beraber çalıştığımız ya? Arkadaşımız. 20 sene var mı? Yani 23 sene oldu. Ya kaç sene yaşındasın? Oldu. 24 dedi de ben. 38 yaşındayım. 38. 15 yaşından beri yapıyor. Yani 14 yaşından beri ustamla beraber. Asıl şeyin kadayıf dolması mı? Evet, kadayıf dolması. Abi baksana makine gibi yapıyorlar ya. Biz birkaç kere usta şeyde yaptık. Bizim programda Erzurum usta yani, abi evet. Geldi yaptık birkaç evet. Kere ama. Doğru. Benimki yani hiçbir şey olmadı. Tel kadayıf böyle açıyorsun tel. He. Avuç içerisine alıyorsun. Evet. Alişan Bey. Ceviz içini koyuyorsun. Tabii ceviz içi de Tortum yöresinin olması lazım. Yani bunun malzemesi kaliteli olması lazım. Şöyle ceviz içini koyup yaprak sarma sarar gibi sarıyorsun abi. Fazlasını kaldırıp atıyorsun. Şöyle kardeşlerinin yanına bırakıyorsun Alişan Bey. Alişan abi kadayıf dolması enerji dolu bir tatlı. Tamam evet. Bundan kışın... Bir de hafif bir tatlı. Tabi bundan kışın -30 derecede yedin mi 3 tane 2 tane misindir, değil mi? Buradan Palandöken'e yürüyerek gidiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu beni kesmez. Bir de Palandöken'den aşağı iniyorsun. -30 derecede gömlekle dolaşıyorsun öyle diyeyim. Erkekler hanımlarına korkup öyle bir duyum aldım. Erkekler mi? Yok evet. Tam yanlış duymuşsun. Nasıl? Erzurumlu erkekler hanımlarından korkmaz abi. Kamera kapalıken böyle demiyordun abi. Öyle mi?
Yok abi ya. 50'li kaçlık abi? Abi 50-40. 40'ı devirdik tabii. İyi maşallah. Allah razı olsun. Nasıl tanıştınız yengeyle? Yengeyle nasıl tanıştık? Gördük, beğendik, istettik. Ha, böyle görücü usulü. Tabii görücü usulü, evet. Şey mi, bir arkadaş vasıtasıyla mı yoksa sen gördün? Yok, devamlı görüyordum. Teyzem bile gidip geliyordu, orada görüyordu. Nasıl geçti 40 yıl? Bugüne kadar geldiğine göre demek ki iyi geçmiş. Çok az görüşüyoruz. Yani biz sabahleyin, bir zamanlar sabah 7'de çıkardım, akşam 2'de 3'de giderdim, bu arkadaşlar biliyor. Benim çocuklarım nasıl büyüdü Alişan Bey? Yani vallahi gidip uykuda öpüyordum. Yani çünkü hiç görüşemiyordum. Onlar sabahleyin okula gidiyor, ben buraya geliyorum. Şimdi onlar da ben gidiyorum, onlar yatmış oluyorlar öyle. Şimdi onlar da büyüdü artık. Onlar da büyüdü. Onları da aldım. Dördü de şu anda yanımda. Hepsini çalıştırıyorum. Yani ben çok çalıştım, biraz da çalışın dedim. Aynen. Ya bir de daha peşimizden birileri gelsin yani. Abi ben niye yaparım? Ha? Benimki pişmaneye... Abi ama şey, Alişan Bey önce bir bakmak lazım şöyle. Usta hiç göstermiyor şöyle, bana, hiç öğretmiyorsun usta. Bak şöyle bir tel açın. Abi avuç içerisine aldı. Sen bana öğretmiyorsun abi. Sen öğreneceğim, tamam, şey yapacağım diye korkuyorsun. Ben bu ustadan şey yapacağım. Bu kadayıflarımızı böyle tel açıyoruz. Tamam. Sonra yeteri kadar böyle avucumuzun içine koyduktan sonra şöyle güzel bir şekilde... Daha sonra cevizimizi koyuyoruz. Şöyle üstten aşağıya böyle yaprak sarma sarar gibi fazla sıkmadan sarıyoruz. Sen evli misin? Evliyim, evet. Evde yemek yapıyor musun? Yani bazen. 12 yıl oldu. 12 yıl. Evet. Çocuk? 3 tane çocuğum var. Allah başlasın. Eşin ne yapıyor? Ev hanımı? Ev hanımı, evet. O da şikayetçi mi böyle? Siz de çok uzun çalışıyorsunuz. Yani aslında şu an olmaması lazım. Eskiden daha çoktu. Şimdi artık işte izinler var, mesai saatlerimiz belirli. Yani önceden biraz fazla çalışıyorduk. O bizim için geçerliydi, onlar için. Yani onlar bizim gibi olsa onlar evden içeri giremezler. Biz biraz rahata... Baba, usta sana laf attı, gördün değil mi? Doğru söylüyor. Biz biraz rahata geldik yani. Onların zamanında zordu. Şimdi öyle olsak biz içeri almazlar onu. Baya sende bir korkaklık var ama. Şimdi zorla. Titriyorum, görmüyor musunuz hanımın lafını duyunca? Nasıl özel günler? Böyle sevgililer günü, işte ne bileyim evlilik yıl dönümü. Yani vallahi çok fazla takip edemiyorum. Şimdi hatırlıyor musun evlilik yıl dönümü? Tabii hatırlıyorum. Söyle bakayım. 7. ayın 20'si 2012. Vallahi helal olsun. Tamam. Sen kesin hatırlamıyorsun. Yok. Allah aşkına. 84 11. ayın 5'i. Adam nasıl korkuttuysa ya. Abi. Var ya. Daha, ilk gördüğü anıyla hatırlıyor. Sen biliyor musun abi? Koca da demiş ki hanımdan kim korkuyor? Herkes ayağa kalkmış. Adam demiş ki bir tanesi kalkamamış. Ya ne oldu demiş. Sen niye korkmuyorsun? Meziyetin ne demiş. Valla ben hanımın lafını duydum. Ayaklarımı feri kestim. O kadar ondan ya. Ondan kalkamadım ya. Burada sağımızda Ömer Usta var. Ömer evliydi galiba. Yok abi. Ömer ustandan şey alıyor mu? Evlilikle ilgili tiyolar alıyor mu? Şu an erken abi, daha düşünmüyorum. Yaş kaç? 23. Oo, hemen senden alıyorum mikrofonu. Daha çok erken. 23 de. O daha yolun başında. Onun için daha erken, daha o hayatta tanışmamış. Yolun başında daha. Ama bir şey diyeceğim. Evlendikten sonra hayatına daha bir düzen gelmedi mi? Daha güzel olmadı mı her şey? Yani evden işe, işten eve. Eşinin ailesi aran nasıl? Kayınvalidenle? Çok iyi. Kayınpederinle? Çok iyi. Mesela desem ki şuradan kayın validene güzel bir şey söylemesine, söylemek istersin? İsmiyle. Güner anneciğim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Annene? Buna da aynısını söylerim. Şimdi burada ayırt etmek olmaz. Zayıf dolmasın. Hayatta mı? Yok lan. Böyle hayat dersleri... Başka yerlere geldik ama abi çok güzel. 60'tan sonra... Şey var mı? Torun morun, yani evlenmek var, mi? Var. Vallahi. 3 tane torunum var. Gelinden bir tanesi, mi? İkisi yok. Oğullarım. Oğullarım. Gelinlerin aramız. Yok abi sesim. İyi. Senin yanında biz sen iyi olur. Sen herkes iyi olur. Ustam son olarak senden şöyle eşine güzel bir mesaj alalım. Sesin iyi, sesin güzel mi senin, öyle dedin? Yok abi ben he? Hiç yani bilmem. Estağfurullah ama bir var mı böyle işine şarkıları bulmuş? Şarkı Türkiye. Valla. Abi yok, ben söylüyorlar arada. Sen bak tam eşine uygun bir şarkı. Sen işte selam söyle, ben de şarkı söyleyeyim.
ama güzel bir şeyler söyle. Böyle şeyler bilmez yani. Şimdi gideceğiz orada kadın keş geçirmiş. Alışkın değil. Böyle şeylere alışkın değil. Belki ne bileyim seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın de. İyi ki sen olmasın de. Hayatım seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Daha nice güzel günlere inşallah hep beraber. Erzurum yaylası ya, el vurma, el vurma, el vurma yaralıyam. Yalanım, hilafım yok, tek sana, tek sana, tek sana sevdalıyam. Dolmaları sardık, şimdi burada... Evet Ayşem, burada çırpılmış yumurtaya batırıyoruz. Burada hafiften süzülüyor. Sarısı beyaz ayıklanıyor mu usta? Yok, hayır. Yumurtanın sarısı beyazı çırpılıyor. Hı-hı. Oradan kadayıf dolmalarının içerisine batırıyoruz. Güzel süzdürüp yağın içerisine atıp burada pişirdikten sonra şekerden kaynamış şerbetin içerisine atıyoruz. Alişan kadayıf dolması hazırlarken daha önce yapımına tanıklık ettiği cağ kebabı da nar gibi kızarmış durumda. Odun ateşinde bir zaten özelliği o. Kuzu eti olması, odun ateşinde pişmesi yani tüple tabunun arasında fark var. Yani. Bunun kesimi çok zor. Selam usta bir kesimi göstersene. Evet. Bunun kesimin herhalde kesimde şunu Alişan kesmek Bey, için usta olabilmek yani, için herhalde bir 6-7 sene lazım mı? Tabii tabii. 3-5 sene çalışıp işini seveceksin ondan sonra. Alişan'ın keyfi oldukça yerinde. Hem kesiyor hem yiyor. İşte meşhur cağ kebabı böyle hazırlanıyor. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun, şifa olsun. Benimki biraz şey oldu abi. Çok güzel oldu. Tam porsiyon az oldu. Tam yemelik ya. Bunu da senin adına ben yiyeyim. Hayır bakayım.